böyle koronavirüs artık bitti, hayatımızda yok derken peş peşe dünyadan ve Türkiye'den öyle haberler geliyor ki, ama ne olacak? Bugünlerde en çok duyduğumuz şeylerden biri gizemli hastalık. Bakın bizi ne güzel hazırlıyorlar. Varyantlar devam edecek, evet devam edecek. Hiç bundan kaçınılacak bir şeyimiz yok. Arka arkası gelecek ve yeni virüsler çıkacak. Bir bakıma bilim şunu yapmak istiyor. O yaptıysa ben de yaparım. O kim? Beynim tahrip oluyor, kalbim tahrip oluyor, böbreklerim tahrip oluyor. İşte o yüzden psikolojik sorunlar toplumda çıkıyor. Ben Eylül-Ekim gibi bu sayıların tekrar böyle 20 binleri ve üstüne çıkacağını tahmin ediyorum. Büyük devletler oturacaklar, anlaşma yapacaklar. Biz biyolojik unsurları silah olarak kullanmayacağız, imza atacaklar. Arkadaşlar, İlkay Baralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Tam böyle koronavirüs artık bitti, hayatımızda yok derken peş peşe dünyadan ve Türkiye'den öyle haberler geliyor ki, maymun çiçeği de Türkiye'ye girdi, ama ne olacak? Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı bugün, ilk maymun çiçeği dedi. Fakat uzmanlar mevzunun ilk falan olmadığını, çoktan salgının Türkiye'de başlamış olduğunu söylüyorlar. Profesör Doktor Mustafa Zülküf Altan konuğum olacak. Onun bir yayın yapmıştık Mustafa Hoca ile. Hemen şu kitabını göstereyim size. Terör ya değilse kitabının sosyal genetik teknoloji, biyoloji ve eğitim konu başlıkları var. Burada biyoloji kısmında geçiyor bu konu. Bize bu virüslerin, varyantların ne olduğunu, nasıl bitmeyeceğini, daha neler geleceğini tam bir sene önce anlatmıştı. Ki o zaman ne diyorsa bir çıktı. Şimdi bugün gündemdeki haberlerden bahsedeceğiz. Cüzdan geliyor, bakın dikkat edin demişti. Nitekim gündemde şimdi yine böyle haberler var. Mevzu bitmedi, esas gelecek olan, insanlara unutturulmaya çalışılan şeyler var demişti. Altını çizmişti. Mustafa Zülküf Altan'la şimdi bu karışık dönemde her söylediği de çıkmışken, bu kitapta yazdıkları bir gerçek olmuşken detaylarıyla bir yayın daha yapmak istedik. Bakalım neler anlatacak bize. Haydi geçelim şimdi ortak yayına. Profesör Doktor Mustafa Zülküf Altan hocam, hoş geldiniz. Şöyle dedik, yeni varyantlar, virüsler, bakteriler, gizemli hastalıklar. Peki ya sahiden neler oluyor? Siz ne diyorsanız oldu bu süreçte. Herkes bitecek derken siz bitmeyecek dediniz. Varyant meselesini kimse bilmiyor, anlatamadı. Bakın işin aslı bu dediniz. Ne diyorsanız oluyor. Şimdi ne oluyor gerçekten? Herkese iyi akşamlar. Çok şey oluyor. Aslında o zaman söylediklerimiz, sizin de söylediğiniz gibi 2020 yılında yazıldı o kitap. 2021'de çıktı, Haziran ayında. Biz sizin de programı Ağustos ayında yapmıştık. Bu da yaklaşık olarak nereden baksanız dediğiniz gibi bir yıl oluyor. Ki ondan sonra Kasım ayında tekrarını yapmıştık. O tekrarda da söylediklerimiz, dediğiniz gibi birebir çıkıyor. Hatta fazlasıyla çıkıyor. Çok arayan oldu, bana da çok söylendi. Zaten genellikle söylenen bir şey vardır. Her zamanki gibi yine haklı çıktınız derler bana. Bir bakıma gerçekleşmiş oldu. Orada söylediğimiz şeyler vardı. Tekrardan hani başa gidersek biraz. Ne demiştik? RNA virüsleri farklı demiştik. RNA virüsleri bolca varyant üretir demiştik. Bize bunlar pek anlatılmadı demiştik. Virüsler evet doğrudur. Mutasyona uğrarlar. En doğal halleridir. Mutasyona uğradıktan sonra da varyantlar oluşur. Mutasyona uğramak başka bir şey, varyant başka bir şey demiştik. Bunlar da ayrı ayrı şeyler. Neden varyant üretiyor? Bunların da şeylerini açıkladık. İşte varyant dediğimizde o mutasyona uğradıktan sonra şekil değiştirmeleri. Şekil değiştirip peki ne oluyor? Bir de şunu demiştim. Bu da bize pek söylenmedi. Aslında virüs ilk çıktığında bile tek bir tane yok demiştim. Birden fazla virüs, yani birden fazla virüs türü vardı. Ya yani aynı virüs ama birkaç türü vardı. Yani Türkiye'deki ile diyelim Avustralya'daki aynı değil, Avrupa'daki aynı değil demiştim. Benim tespitlerim, okuyabildiklerim, anlayabildiklerim en az 4 türü vardı. Ondan dolayı da bolca varyantlar çıkacak demiştim. Hani bir tane iki tane değil. Zaten işte bir sürü çıktı. Hala da çıkmaya devam ediyor. Çıkınca da
Mutasyona uğra. Mesela şu an piyasada olan omikron en az 50 mutasyona uğramış haliyle piyasada. Bakın en az 50 defa mutasyona uğramış. Peki bu 50 defa mutasyona uğramış halinden de ne çıkacak? Bolca varyant çıkacak. Bir hususta şuydu. Bu varyantların RNA virüslerinin den oluşan varyantların şöyle bir şey var, özelliği var. Neydi bunlarda? İki tane varyant karşılaştığında bir üçüncü varyantı oluşturma özelliği vardı. Bunu da bize pek hani kimse bahsetmedi, anlatmadı. RNA virüslerinin böyle bir özelliği de var. Böyle olunca bakın gidebildiği kadar varyant gidecek. Öyle işte 8 tane çıktı, 20 tane çıktı, 30 tane çıktı değil. Bolca çıkacak. Varyantların arkası gelecek demiştim. Nitekim geldi. Varyantların tabii arkası gelirken başka bir şeyler de oluyor. İnsanların tabii bağışıklık sistemleri değişti. Efendim içeride kaldık. İçeride kaldığımız süre içinde özellikle çocuklar dışarıda yakalanacaklar, bağışıklık oluşturabilecekleri virüslerden de korundular. Ederken bir anda dışarıya çıktılar. İşte çocuklarda özellikle Delta Plus'tan sonra hatırlarsanız çocukları da vurmaya. Başta çocuklar olmadı. Yani COVID-19 olmadılar. Bunun da nedenlerini yine ikinci videoda yaptığımız programda anlatmıştık. Özellikle T hücrelerinden bahsetmiştik. T hücreler bizim bağışıklık sistemlerimizin koruyucuları. Bu hücreler çocuklarda daha etkin. Ya büyüklerde sıkıntılıydı. O yüzden COVID ne yapmıyordu? Vurmuyordu çocukları. Ama o şeyden sonra Delta Plus'tan sonra çocukları da vurmaya başladı. O zaman da şunu demiştim. Belki de ileride oluşturulacak ilaçlar veya aşılar otomatik olarak bu T hücrelerini yani bizim bağışıklık sistemlerimizi kuvvetlendirici ilaçlar ve aşılar olmak zorunda. Şimdi de üzerinde çalıştıkları işte o bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek, T hücrelerimizi kuvvetlendirecek aşılar üzerinde Yani çalışıyorlar veya şimdi o kadar iğneler vardı. Şimdi öyle diyeyim. 3 ayda bir olduk, 15'te bir olduk, 3 defa aldık, 5 defa. Şimdi hiçbirinden bahseden yok. Hepsi bitti. Çok enteresan değil mi? onlar o süre içinde görevlerini yaptılar, yapabildikleri kadar. Yapılış tarzları biliyorsunuz farklıydı. Kitapta detaylarını veriyorum. İşte efendim Sinovac'ın yapılış tarzı işte Sinovac ölü bir virüsü vücudumuza koyuyor. İşte BioNTech ne yapıyor? Direkt RNA'mıza ulaşıyor. İşte efendim Sputnik tarzı Rus aşısı bir fanus içinde aşıyı bizim vücudumuza enjekte ediyor. Yani bildiğiniz virüsü biz alıyoruz. Tabii en şey olan işte BioNTech canlı virüsü vücudumuza ama hem de RNA'mıza koyuyordu. Yalnız burada bir şey demiştim ben. DNA'mız zaten gıdayla, çevreyle, şunla bununla bozulmuştu demiştim. Doğa zaten tahrip olmuştu. İşte hayvanların DNA'sı değiştirilmişti. Elde bir tek bir şey kalmıştı. İnsan kalmıştı. Şimdi de artık işte insanın DNA'sı da işte kullandığımız kremlerle, yiyeceklerle, değişik işte iklimde şunla bununla DNA'mız da bozulmuştu. Artık eski DNA yapısına sahip değiliz. Bir RNA kalmıştı. Artık RNA'mıza da girildi. Yani ben bunu şöyle tarif etmiştim. İnsanın kozmik odasına girildi demiştim. Artık bu saatten sonra pek çok şeye de açık hale geleceğiz demiştim. İşte efendim virüslerin arka arkası gelecek. Değişik değişik virüsler gelecek demiştim. Bunun da nedenlerini çünkü insan DNA haritası artık ellerinde. 2003'te işte çıkartılmıştı %90'lar civarındaydı. 2021'de DNA haritamız tamamen bitti, tamamlandı. İnsan DNA haritası artık bu bilim Bu adamı dediğimiz insanların de. korona ile mi hocam? Bu süreçte mi insanlığın DNA haritasını ele Hayır. geçirdiler? Hayır, hayır ele Nasıl oldu? geçirme değil. Nasıl İnsan oldu? genomu, insan genomu, gen haritamız. Tamam, ha, İnsanın çıkarıldı genomu artık, ortaya. keşfedildi. Anladım. Evet, %90 küsürü zaten biliniyordu, tamamlanmıştı. Eksik kalan parçaları da 2021'de tamamlandı. Yani harita, evinizin kapısının anahtarı, işte penceremizin her türlü şeyi artık o bilim çalışan insanların ellerinde. Bunun da nedenini şöyle izah etmiştik. Onların şeyi nedir? İşte bilim çalışanların ben ne yapacağım? İşte Alzheimer var, şeker var, işte bilmem neyi var. Bu tür hastalıklara ben çözüm üreteceğim. Oradaki sorunlu
geni çıkartacağım, yerine sağlam geni yerleştireceğim. Böylelikle siz işte Alzheimer olmayacaksınız ya da Alzheimer hastalığından kurtulacaksınız. İşte şekeriniz var, şekere sebep olan gen artık biliniyor. O geni çıkarttıktan sonra yerine sağlam bir gen koyduğumda otomatik olarak siz şeker hastalığında da kurtulacaksınız. Buna gen edit diyoruz ya da CRISP yöntemi deniyor. Bu yöntemler sayesinde de işte bu tür hastalıklardan kurtulacaklar veya olmayacaklar. Ve nitekim işte 2019'daydı, 18-19, iki tane Çinli çocuk var. Bu çocuklar ikizler ve bunlar hayatları boyunca şeker olmayacaklar, hayatları boyunca AIDS'e yakalanmayacaklar. Çünkü AIDS'e sebep olan genleriyle şekere sebep olan genleri edit edildi, işlendi, düzeltildi. Ya böyle iki tane çocuk var. Şimdi bunun güzel tarafı şu. Evet, ne güzel değil mi? İşte hastalıklardan kurtulacağız, hastalığı yakalanmayacağız. Ama sorun şurada. Düzelten aynı zamanda bozmayı da öğreniyor ve biliyor. İşte bütün dert de orada başlıyor. Benim işte kitapta bolca bahsettiğim vicdanlı, merhametli, ahlaklı, erdemli bireyler, yani sadece bilim çalışarak değil, aynı zamanda bilimin yanına ilimi de katarak. Bunlara katmadığımız zaman insan beyni çok şey istiyor. Bütün şeytanlıklar kafasında döner. Çünkü ben oturacağım, laboratuvara koydum. Vicdansız, merhametsiz birini koydum laboratuvara. Hadi çalış. Hadi çalış ama çok şey çalışıyor, çok şey üretmek istiyor. Yaparken bozmayı da biliyor, öğreniyor. Nitekim işte bu virüsün hangi işte gene nerede kanca atacağı bilindiği için çok iyi tasarlandı. Yoksa koronavirüs yeni değil, 60'larda çıktı. İlk insan koronavirüsü. Bir de virüslerin %99'u hayvanlardadır. Bunu biliyoruz. Hayvandan bana nasıl geçecek? Biz pek çok virüsle karşı karşıyayız. İnsanın doğması işte plazantadaki virüslerin sebebidir. Virüsler kötü değildir, faydalıdır. Ama tanımadığımız, temasta olmadığımız hayvanlardaki virüsleri bize nasıl bulaştırdıkları önemli. Bunu da anlatmıştım. Ta AIDS'le başlayan süreci paylaşmıştım. Sizlerle, izleyicilerle. İşte AIDS'le başladı. O bir taraftan işte kuş gribiydi, domuz gribiydi, deli dama hastalığıydı. Bir sürü, bir sürü, bir sürü şeyler. Laboratuvarda oturuluyor. İşte efendim üretiliyor. Bir şekilde de dikkat ederseniz o zaman da demiştim mutlaka bir hayvan zavallı şey oluyor, sorumlu oluyor. İşte birinde maymun oluyor, birinde zaten onlarda olduğu biliniyor virüslerin ve genellikle de yarasalar. Bu 60'ta ilk defa tespit edildiğinde de yine şeydeydi, 2002 60'ta tespit edildi ama 2002'de çıktı ilk defa. İnsan koronavirüsü hayvanlarda var biliniyor ama insandaki 2002'de çıktı. Yine Çin'de çıkmıştı. Bunları yazdık. 2002'de SARS-CoV diye çıktı. Ölümcül hastalığa dönüştük. İşte nefesle ilgili, akciğerlerle ilgilidir. Sebebi de Çin'deki mağara yarasalarıydı. Bu sonra çıkan, yani COVID-19'a sebep olan da mağara yarasaları. Ama 2002'deki yarasalar değil. Bu yarasalar çok daha özel. İşte efendim Atnalı denen yarasanın virüsü bu. Nereden indiler oraya? Çinli işte efendim şeyler, siz söyleyin, madenciler iniyor. O sürüntüleri o hayvanlardan alıyorlar. Bunların belgeselleri var bolca internetten. Yani yarasalar, eski programda da bahsetmiştik. 1,5-2 milyon yıldır insanlar uzak yaşıyorlar. İnsanla teması yok. O yüzden biz bu virüsü tanımıyoruz. Halbuki köpekteki virüsü biliyoruz. Kedideki virüsü biliyoruz. Balıktaki virüsü biliyoruz. Diğer hayvanlardaki, atlardaki, şundaki, bundaki virüsleri biliyoruz. Ama yarasalardaki virüs bilinmediği için o yüzden yarasalar başımıza. Çünkü 1,5-2 milyon yıldır orada tek başlarına yaşıyorlar. Karanlıktalar ve insandan uzaklar. O yüzden o yarasalardaki virüsler bulunuyor. Tabii bu sonuncusunda öncekine, 2012'deki, 2002'dekine tezat olarak sentetik oynamalar yapıldı. Çinliler bunu bilmiyordu. Kitapta bahsediyorum. Bir Amerikalı, yine Nobel almış bir bilim adamını davet ettiler. Buna 1,5 milyon dolar para verdiler. Ve bu virüsü biraz daha sentetik hale getirip daha yayılmasını sağlayıcı işte en son formuna ulaştırdılar. Kitapta bunların detayları vardı. Böyle olunca da biz ne yaptık? Buna işte
karşı geldik. Yani bir bakıma sebep oldular. Ve insanlığın hep söylediğimiz, terörü ben kitapta öyle tarif ediyorum. İnsana ve insanlığa yapılan her şey terördür diye. Bugün hatta NATO toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'na mesela sordu, terörü nasıl tarif ediyorsunuz? Ya terör ben böyle tarif etmiştim kitap. İnsana ve insanlığa zarar veriyor bunlar. Artık bomba atmanıza gerek yok. İşte biyolojik olarak efendim niye yapıyorlar? Hep sorulan bu. Niye yapıyorlar? İnsan beyni üretiyor. İnsan beyni işte o şeytan dediğimiz şey bir şekilde üretiyor. O yüzden laboratuvara soktuğumuz, bilim çalışın dediğimiz insanlara bizim öncelikle insanlık yararına büyük halde işte efendim sebep olacak, insanlığa kötülüğe gark edecek şeylerden uzak durmaları için vicdanlı, merhametli, erdemli, ahlaklı insanlar olarak insanlığa hizmet yapmak için bilim yapın dememiz lazım. İşte buna da ilim katması lazım. Sadece ben oturdum laboratuvarda bir şeyi çözdüm, yaptım. Sonucunda da başımıza bunları getiriyor. Koronavirüs sadece bunu ne dedik? İşte varyantlar devam edecek. Evet devam edecek. Hiç bundan kaçınılacak bir şeyimiz yok. Kaçınamayacağız. Devam edecek. Arka arkası gelecek ve yeni virüsler çıkacak. Bu yeni virüsler de şundan dolayı çıkıyor ilk ayağına. Şimdi bağışıklık sistemimiz işte o T hücrelerinden bahsetmiştik ya. Zaten bütün dert orada başlıyor. Bağışıklık sisteminiz zayıfsa bu şeyde virüs otomatik olarak nereye gidiyor biliyor musunuz? O T hücreleri konakçı. Direkt pat gidip oraya yapışıyor. İlk vücuda girdiğinde gidip oraya yapışıyor. Ve T hücrelerini zayıfsa yani kendini bağladığı hücre zayıfsa ne yapıyor? Otomatik olarak çöküyor sistem. Yaşlılarda bu daha işte orada bir şeyden daha bahsetmiştim. Yayını bunu ilk kez izleyenler tabii şaşırabilirler. Önceki programları izlesinler. ACE2 reseptöründen bahsetmiştik. ACE2 reseptörünün işte efendim bu neydi? Virüs direkt gidip ona yapışıyor. ACE2 reseptörünüz bağışıklık sisteminiz çökmüşse, kötüyse ACE2 reseptörünüz otomatik olarak ne yapıyor? Çalışmıyor. İşte çocuklarda bu daha sağlıklı duruyordu başta ama Delta'dan sonra çocuklar da etkilenmeye başladı. Çünkü artık çocukları da vurur hale geldi. Onların da sistemini bozdu. Yani immün sistemimiz otomatik olarak bozulunca karşımıza bir sürü diğer virüsler çıkacak. O virüslerin her biri çıktığında da bizler böyle acı çekmeye devam edeceğiz. Kasım ayındaki programda ben şunu demiştim. Sadece cüzdan dememiştim. Bakteriler geliyor demiştim. Bırakın virüsleri. Bakteriler geliyor demiştim. Efendim çiçek geliyor demiştim. Çok enteresan bir şekilde çiçek geliyor demiştim. Çünkü yine bağışıklık sisteminiz zaten zayıfsa bunlar ortaya çıkacak. Bu çiçek de insanlardaki çiçek hastalığından farklı maymun çiçeği. Adı çiçek ama insanlardaki çiçek hastalığından farklı. Yani o variola dediğimiz virüsün atası falan değil. Bu da ilk defa 1958'de ortaya çıkıyor ve bir maymunda görülüyor. Daha sonra 70'te ve daha sonra da 2003'te. Ama dikkat edin hangi ülkede? Afrika'da. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bunu yazsınlar bir tarafa. Virüslerin çoğu bu tür salgın virüslerin çoğu ne hikmetse Afrika'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti veya etrafındaki ülkelerde. İşte bunun nedeni de bana göre tabii ki o bilim adamları oralarda yapıyor bu çalışmaları. Bize en yakın primatlar hangileri? İşte maymunlar, şempanzeler, şunlar bunlar. Ki AIDS de ilk çıktığı zaman öyle denmişti. İşte bilim adamlarından birini tırmalıyor. İşte o tırmalamadan ötürü bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Sonra onu cover etmek için işte efendim eşcinselleri devreye soktular. O zamanki işte dünya görüşü özellikle Cumhuriyetçi kanat işte Amerika'da kilise olayı farklı bir boyuta götürmek için hani belki onu önleyebiliriz. Çünkü 90'larda pik yapmıştı. 80'lerin sonu 90'lar artık pik yaptığı dönemdi. Bunu önlemenin yolu olarak gördüler. Halbuki ne maymunun suçu vardı ne bir şey vardı. Çünkü laboratuvarlarda çalışıldı, insanlığın başına bela edildi. Şimdi maymun çiçek hastalığı da bunun neticesi. Şimdi siz bir önceki tarihsel bir süreciyle birlikte bu hastalıkların nasıl her defasında geliştirildiğini anlatmıştınız ya bize.
Bir önceki Evet. videoda. Çok da izlendi o videomuz. İzlemeyenler için hemen yukarıya bir link bırakayım. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Tarihsel süreçleriyle nasıl geliştirilmiş virüsler. Mustafa Zülküf Hoca anlatmıştı bunu. Şimdi maymun çiçeği için koronadan sonra yine insan yapımı olarak geliştirilmiş bir laboratuvar virüsü müdür diyorsunuz? Ben aynen öyle görüyorum. Yani okuduklar. Çünkü maymun nereden şey diyor? Bakın sadece cüzdan da demiştim ben. Gorillerde cüzdan görüldü. Normalde gorilde görecek cüzdan insana özgü bir şey. Hani görülmesi, siz laboratuvarda çalışırsanız, üzerinde oynarsanız cüzdan da olur. Çiçek hastalığı nefeste falan bulaşan bir hastalık değil. Ölümcül bir hastalığı da yok. Ancak temas olacak, ciddi temas olacak, işte efendim ilişki olacak vesaire vesaire. Ama bir şekilde immün sisteminiz, bağışıklık sisteminiz çökmüşse veya kötüyse ki zaten bütün bu virüsler o bağışıklık sistemine işte anlattık ACE2 reseptörü, T hücreleri oralar zayıfsa gidip orayı vuruyor. Şunun da söyleyelim. Önceki videolarda çok yazmışlar. Ya işte evin içindeyiz. Biz kanla ilişkisini de anlatmıştık hatırlarsanız. Ne demiştik? İşte A pozitifler, AB pozitifler daha yatkın demiştik. A pozitif, AB pozitifler aynı zamanda işte kalp, böbrek gibi hastalıklara da daha yatkın. İşte ACE2 reseptörü aynı zamanda T hücreleri de ilişkili. Kalp hastalıkları, böbrek hastalığı, işte efendim bağırsaklar, bütün bu sistemle ilgili. Bakın hepsi nasıl ilişkili? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani kan grupları da bununla ilgili demiştik. İşte bana şunu yazmışlardı ya evinci ben işte şu şeydeyim kan grubundayım ama hiç olmadım. Evet olmadım çünkü senin T hücrelerin kuvvetli. İşte evin içinde iki kişiyiz o oldu ben olmadım. Evet gayet normal. Onun işte T hücreleri seninkisinden daha kuvvetli olduğu için öyleydi. Erkekleri daha fazla vuruyor demiştik. %66 erkek %34 şeydir. Kadınları vuruyor demiştik. İşte onun da nedeni yine X, Y kromozomlarıyla ilgiliydi demiştik. Artı erkeklerde ACE reseptörü daha fazla çalışıyor. Yaşlandıkça azalıyor, çocuklar gibi oluyoruz. İşte başta çocukları vurmuyordu, daha sonra çocukları da vurmaya başladı. Ve erkeklerde daha fazla olduğu için kadınlarda o daha az. O yüzden daha fazla kalp krizine erkekler maruz kalıyor. Ve diğer şeyler. Yani çok fazla tıbbi şeylere de girmek istemiyorum. Çünkü benim her zaman söylüyorum ben bir virolog değilim, ben bir biyolog değilim, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı değilim. Sadece bir öğrenme arsızıyım. Öğreniyorum ve 90'dan beri gen okuyorum, gen çalışıyorum kendimce. O bildiklerimi de bir şekilde paylaşıyorum. Kitapta da bunun işte bildiklerimi paylaşmıştım. Peki Mustafa Hocam, şimdi bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Maymun çiçeği Türkiye'de çıktı. Evet. Bugün haberlerde baktım, çoktandır aslında olduğunu, yani Sağlık Bakanı ilk vaka olduğunu açıkladı ama bir kısım uzmanlar yani çoktan gelmiştir diyor. Tıpkı koronanın açıklandığından çok daha önce geldiğinin düşünülüyor olduğu gibi bir Onu dönemdeyiz. bilmiyorum tabii. Yani onu Sağlık Bakanlığı en güzel bilecektir. Bunun gelebilmesi için hani ne olması lazım? Bir temasın olması lazım. Yurt dışından gelen, bunu taşıyan biriyle bizdekilerden biri ilişkiye girdiyse, o gelen turistlerde var mıydı, yok muydu ya da bizim buradan yurt dışına gidenlerden bir tanesi getirmediği müddetçe kendiliğinden gelişmiyor. Olması mümkün değil. Aynen diğer virüslerdeki o birinin getirmesi lazım. Birinin ülkeye getirmesi lazım. Getirdikten sonra işte takip edilecektir. Kimlerle temasa girdi, ilişkiye girdi mi? İşte bunların tespit edilmesi lazım. Korkulacak hani şey gibi COVID-19 gibi yayılmayacaktır. Yayılmayacaktır. Ama şu var tabii ki girdikten sonra etkisi görülecektir. Fakat biz maymun çiçeği virüsüne takılı kalmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü bu sefer arkadan gelecekler, başka diğer şeyler gelecek. Şu sıralar mesela çocuklar çok daha fazla işte yakalanıyor. Onu önlememiz lazım. Özellikle yazla birlikte tatile gidecekler, işte havuzlara gidecekler. Ortalık bağırsak enfeksiyonlarıyla dolu. Ortalık işte efendim kısmi olarak işte ateşli hastalıklarla dolu. Bu çocukların immün sisteminin bozulduğunun bir kanıtı. İşte nörovirüs diyoruz.
Adenovirüs diyoruz. Bunlar o kadar yaygın ki şu an. Bir kısmı evde geçiriyor. Çünkü nezle grip benzeri şeyler oluşuyor. Zaten aynısıydı. Ama öksürükler devam edecek. İşte yaz geldi, havuzlara girilecek. Buna çok dikkat edilmesi lazım. İşte efendim sulara, içeceklere atılacak o buz küpleri var biliyorsunuz. Çok dikkat edilmesi lazım. Hem bakteri açısından dikkat edilmesi lazım, hem virüsler açısından dikkat edilmesi lazım. İşte bu nörovirüsleri bunlar şey yapıyor, yaygınlaştırıyor. İşte adenovirüs havuzlara girdiklerinde işte gözler, üst solunum yolu, soğuk algınlığı benzeri şeyler. Yok yok diyor, benim bir şeyim yok diyor. Ben sadece soğuk algınlığı geçiriyorum. Halbuki soğuk algınlığı falan geçirmiyor. Tipik adenovirüs geçiriyor. O da ne yapıyor? Bu şeyin yan etkisi gibi. Bağışıklık sistemimiz zaten çökmüştü. Ne oldu? Covid'in bir yan etkisi olarak geçiyor. Bir dikkat edilmesi gereken bir başka husus da birden fazla bu hastalığı geçen yani 5 defa geçireni ben gördüm. Bu o kadar sıkıntılı ki neden? Her geçirdiğinizde bıraktığı tahribat. Zaten bir defa dahi geçirmişsek bir akciğerlerimiz sorunlu halde, kalplerimiz sorunlu halde, beyin ciddi halde hasar görüyor. Böbrekler hasar görüyor. İşte efendim cinsel fonksiyonlar, şunlar bunlar bir sürü şeyler. Bir sürü şeyler zarar görüyor. Birden fazla geçirdikten sonra da psikolojik tarafı var işin. İnsanlar bakın daha fazla agresifleşti. İçeride kalmanın verdiği var, işte virüsten sonra yaşanılanlar var, daha saygısızca tavırlar sergileniyor. Bunların hepsi o virüslerin yan etkileri olarak, işte bunun da sosyolojik olarak incelenmesi lazım. Sadece işin işte tıbbi tarafıyla değil, psikolojik tarafı, sosyolojik tarafının da irdelenmesi lazım. Diğer taraftan işte bakteriler demiştik hatırlarsanız. Bırakın virüsleri, bakteriler geliyor demiştik. Çıktı. İşte ilki şeyde çıktı, o Kinder yumurtalarında Ferrero mudur? Öyle bir marka var. Onda çıktı biliyorsunuz, Salmonella bakterisi. Şimdi Belçika'daki bir başka fabrikada bugün çıktı. Bugün tekrar çıktı. Belçika'daki ikinci fabrikada Salmonella virüsü çıktı bakteriden kaynaklı. Şimdi bakterilerle de Neden bizi yavaş yavaş... tehlikeliydi? Neden tehlikeli bakteri virüsleri daha da tehlikeli dediğinizi hatırlıyorum ben. Yani Daha da bunlar tehlikeli gibi, daha kolay şey yapılabilir. Daha kolay ortalıkta dolaşabilir. Bunun birkaç nedeni de var demiştim. Kitapta da bahsediyorum. Bir, buzulların erimesiyle ortaya çıkan, çünkü buzullar ciddi şekilde eriyor. Buzulların erimesiyle ortaya çıkan toprak tabakaları var. Onların içinde bizim şu ana kadar insan olarak temas kurmadığımız, görmediğimiz bakteriler var. Ve gidip onları topluyorlar. O buzulların altındaki işte hayvanlardan ya da işte toprakta, özellikle donmuş toprakta. Çünkü 2,5-3 milyon yıldır o toprak donuk. Kar eriyor, buzul eriyor, altından yeni şeyler çıkıyor. Gidip onları buluyorlar ilk hayal. Onları getiriyorlar. Amaç ne? Çinliler Amaç gitmişler. ne hocam o Yok, buzulların amaç ne içinde? olacak? İşte amaç aklınca bilim yapıyor. Gazeteler yazıyor. Göz ardı ediyoruz. İşte Türk bilim insanları yeni işte 48 tane bakteri buldular. Ay ne güzel ne güzel bilim yaptım. Onun için işte vicdan merhametli erdemli insan yetiştirmezseniz onun tek bir gayesi var bilim yapan insanın. İşte yayın yaptım. İşte kademi aldım. Bilmem ne aldım. Teşvik aldım. Prim aldım. Ayakta kalabilmeleri için araştırma yapmaları lazım. Ortalık proje çöplüğüne döndü. Her önüne gelen proje. Ya yapıyorsun da o projeler ne işe yarıyor? Ya insanlık yararına mı bu projeler? Niçin yapıyorsun? İşte bilimi bilim aşkına yaparsanız bu tür şeyler çıkıyor. Sadece buzullardaki erimelerden kaynaklanan bakteriler de değil. Efendim derin deniz çalışmaları yapıyor Çin. Yani şu ana kadar insanların ulaşamadığı derin noktalara iniyorlar okyanuslarda. O okyanusun en derin yerlerinde henüz bizim bilmediğimiz hayvanları buluyorlar, bakterileri buluyorlar. O hayvanları getiriyorlar. Yetmiyor. Bakın yetmiyor. Arkeoloji ile birlikte çalışıyor genetikçiler. Fosiller buluyorlar. Dinozorlar buldular. O dinozorların içindeki işte efendim bakterileri yakalamaya çalışıyorlar. Uzaydan getiriyorlar. Ne işleri var? Taş, toprak niye getiriliyor? Tabii başka araştırmalar da yapacak ama Mars'tan getirilen toprakların, taşların içindeki efendim bakterileri topluyorlar. Virüsleri topluyorlar.
Mesela uzayda yürüyüş yapan astronotlara kıyafetlerine özel bir sprey, alkol tarzı bir sprey sıkılır. Ne kadar çok toplarsa o kadar faydalı, gelir gelmez onların üstündekilerini topluyorlar. Ya bunların hepsi çalışılan şeyler, çalışıyorlar. Çalıştıkça da insanlığın başına bin bir türlü belayı açıyorlar maalesef. Bakteriler bir de daha tehlikeli olan tarafı neydi? Esas beyne mi? Hani her hastalık bir organa tutunuyor diye siz söylemişsiniz. Daha doğrusu virüs. Bir Evet. önceki yayında. Bakterilerin bir Evet. farkı var mıydı? Virüslerden daha onları güçlü ve şiddetli yapacak bir farkı? Bakteriler daha kolay şey yapabilir. İşte çikolatanın içinde virüsü orada yapmıyorsunuz, bakteriyi bulaştırıyorsunuz. Daha kolay. Niye çıktı? Gizemi, bir de bugünlerde en çok duyduğumuz şeylerden biri, değil mi? Gizemli hastalık. Bakın bizi ne güzel hazırlıyorlar. Neymiş efendim gizemli hastalık? Gizemli hepatit çıktı mesela. Avrupa kavruldu. Amerika'da, İngiltere'de yaklaşık 30-40 ülkede işte onlarca çocuk öldü. Gizemli hepatit. Çocuklarda gizemli hepatit. Hepatit de bağışıklık sistemiyle ilgili. Bağışıklık sisteminiz çökünce otomatik olarak çocuklara gidip vurabiliyor. Çünkü çocuklar uzun süre içeride kaldı. Bir anda dışarıya çıktılar. Dışarıda kaldıklarında bunu şeyden anlarsınız. Bu kağıt toplayanlar işte bazı çocuklar çıplak ayakla ortalıkta dolaşır. Hiçbir şekilde virüs falan kapmıyor. Senin evindeki çocuk bir bakıyorsun kapıyor. Bakteriyi de kapıyor virüsü. Çünkü o bağışıklık sistemini geliştiriyor ona karşı. Sen evin içinde izole tutuyorsun çocuğu. Bir anda dışarıya çıkarıyorsun. İşte çıkardığı zaman sokaktan bir şey yiyor. İşte diyelim kötü şartlarda bekletilmiş şeyler var. Siz söyleyin. Gıdalar var. Özellikle süt ve sütlü ürünler. İşte efendim uzun süre bekletilmiş bir şeyde ne derler ona? Sütlaçta. Gittiniz siz yolda bir tane lokantada durdunuz. O sütlaç ne zaman kötü şartlarda mı dolapta kalmış bilmiyorsunuz. Süt ve süt ürünlerinde daha fazla çıkıyor. Zaten Belçika'daki o ünlü şeydeki çikolata fabrikasında da süt de şeyinde tankında tespit edildi. Yani bu şeyler salmonellalar daha çok süt ürünlerinde çıkıyor. Yani şartları kötü. Bunu bilinçli olarak oraya koymadıklarını nereden biliyorum? Birisi götürüp bunu yapmadığını nereden? Hani ya öyle değilse kitabın adındaki gibi. Ya öyle değilse. İşte ben de bunu sorgulamak istiyorum. Tamam bana birisi bir şey anlatıyor ama sonucunda ne olacak? Ya öyle değilse. Ya öyle değilse. Aynen öyle. Şimdi peki Mustafa Hocam, siz bir bakteriler gelecek diyorsunuz. İki, çiçek de bekliyor musunuz? Hani Bill Gates'in de bir açıklaması vardı. Nedense durup dururken çıktı. Çiçek hastalığına karşı uyardı. Gerçi sonra maymun çiçeği geldi ama Evet. çiçek değil tabii bu. İnsandaki çiçeğin tabi biliyorsunuz şeyleri aşıları yapılmıştı. Aşısı var ve çok kuvvetli. Biz gayet güzel özellikle Türkiye çiçek aşısında çok. Ama şimdi mülteciler var. Mesela sık dolaşıyorlar. Bu mültecilerin aşıları düzgün yapılmış mı bilmiyoruz. Afrika'dan geliyor, işte Afganistan'dan geliyor, Suriye'den geliyor. İşte bunun çiçeği var, menenjiti var. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Bunlar acaba düzenli yapılmış mı bunlara? Bilmiyoruz. İşte Avrupa'ya taşıyanlar acaba onlar mı? Bilmiyoruz. İmmün sistemin de bozuksa otomatik olarak ne oluyorsun? Yatkın oluyorsun. Bunun yanı sıra işte yaz geldi. Geçen sene de söylemiştik. Çok kitapta da yine vardı. Sivrisinekleri ben özellikle uyarmıştım. Artık 2 senedir, 3 senedir sivrisinekler eski sivrisinekler değil fark edersiniz. Ne farkı var Isırdıkları bunda da? daha uzun süreli kaşınmalar devam ediyor. Yani kendini parçalayan, böyle yırtan, yaralar haline dönüşenler var. Geçen sene çok takip ederseniz medyayı, Evet. çok özellikle İstanbul, çok ciddi şekilde sivrisineklerle boğuştu. Kara sineklerin değişik formatında gelenler oldu. Bu sene de yaşayacağız onu. Bakın söyleyelim, göreceksiniz yine çıkacak. Çıkmaya başladı. Kene yine çıkmaya başlayacak. Bugünlerde yine sık duyacağız. Çünkü onlarla da oynandı. Onların genetik yapılarıyla da sivrisineklerle ilgili çalışmalar kitapta bolca vardı. Yani 1940'larda, 50'lerde Amerikan hükümeti bizzat kendi halkı üzerinde denedi bunu. Yani enfekte olmuş sivrisinekleri. Çünkü amaç şuydu. Doğu
Soğuk Savaş dönemi. İşte Rusların üzerine uçaklarla sivrisinekleri salacaklar. Ne kadar zamanda ne kadar sivrisinek yayılabiliyor test etmek için kendi halkının üzerinde denedi bunu. Bunun detayları kitapta var. İsteyenler zaten bulur. Her şeyin kaynağı var. Yani bu denenmiş Big Buzz dedikleri bir şey, proje bu. Buzz sivrisineğin çıkardığı işte sesten dolayı o verilmiş. Yani sivrisinekler ciddi şekilde genetik yapıları bozuldu. Özellikle dişi sivrisinekler. Peki. Çünkü bizi en fazla enfekte eden dişi sivrisinekler. Onların üzerinde bolca oynandı. Çünkü çoğalacak da onlar. Yani oynandı. Amaç bakın, şimdi biz tekrar bir soğuk savaş dönemine giriyor muyuz? Giriyoruz. Ve o zaman daha farklı virüslere, daha farklı her iki taraftan. Her iki taraftan. Bunu o tarafta yapacak, bu tarafta yapacak. Zaten ortalık biyolojik laboratuvarlar kaynıyor. Bir sürü işte Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarı ortaya çıkardılar. İşte vuruldu, edildi. Gürcistan'da var. İşte Amerika'nın içinde bir sürü var. Amerika'nın gizli gizli bir sürü biyolojik laboratuvarları var. İşte Rusların var, Çinlilerin var bir taraftan. Bir de bunu para için yapanlar var. İşte bahsettik. Amerikalı işte bir de böyle biz çok fazla şimdi Nobel ödülü ya Nobel ödülü alması çok fazla bir şey bazen ifade ediyor. Bizim gibi sıradan insanlar ne ifade ediyor? Biz çok fazla böyle gözümüzde her şeyi işte Amerikalı da Nobel ödülü almış. Kimya Nobel ödülü birkaç defa almış hem de. Bakın 1,5 milyon dolar aylık verilerek kendisine götürüyorlar Çin'e. Çin'in bizdeki gibi böyle bir şeyi var. 1.000 bilim adamı yetiştirme projesi adı altında çağırıyorlar ve bunları öğretiyor. Zaten 2018'de Çinliler yeni bir koronavirüs üretmek için bir proje için bazı kuruluşlara başvuruda bile bulunmuş. Bakın bunun belgesi dahi var. Ben yeni bir şey üzerinde çalışıyorum, bana para ver diye. Her taraf bu tür projelere işte büyük insanlar veriyorlar, paralı insanlar veriyorlar. Ne de bakın sivrisinekler dedik, ondan sonra keneler dedik. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kene sadece ısırıkla geçmiyor. Enfekte olmuş hayvanların kanından da bulaşabilir size. Enfekte olmuş hayvanın salgısından da bulaşabilir size. O yüzden kurban keseceklerin de dikkatli olması lazım. O kene meselesine. Kene Orta Anadolu'da çok yaygındır. Onu da şöyle izah etmiştim. Tamam iklim gereği bazı şeyler ama belki de özellikle Orta Anadolu'nun başına bela edildi demiştim. İşte Sivas'tı, işte Çankırı'ydı, Kayseri'ydi, Yozgat'tı demiştim. Bunun da belki de sosyoloji çalışanlar, politika çalışanlar, siyaset çalışanlar oturup incelesinler. Deng humması yeni yeni çıkmaya başladı değişik ülkelerde. O da yine sivrisinek ısırmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Genellikle böyle subtropikal bölgelerde ya da tropik bölgelerde çıkıyor. Şimdi sivrisinekler artacak bir bakıma iklim değişiyor. İşte sıcaklıklar artacak. Artıyor görüyorsunuz. Yağmur geliyor. Yağmurla birlikte başka bir şey geliyor. İklimi değiştirmek için bir sürü çalışma var. O bahsettiğiniz zatlar işte Jeff Bezos da biliyorsunuz uğraşıyor. O şey için uğraşıyor. Güneş çok fazla işte iklim değişecek, sıcaklık artacak. Ben güneşi kapatayım, daha fazla işte serin olsun dünya. Ah ne güzel. Onu yaparken ne yapacak otomatik olarak? İklim serinletmek için. Serinleyince ne artacak? Sivrisinekler artacak. Yani dengeleri bozduğunuz zaman insan bağışıklık sistemi de dengedir zaten. Denge bozulduğu zaman otomatik olarak diğerleri de bozulmuş olacak. Biz dengeyi bozmayacak. Yani öyle keyfine göre işte Çinliler yaptı. Güneşin efendim 1,5 milyon katı daha fazla enerji ve ısı alabilecekleri yapay güneş yarattı. Şu an kullanımda. Bir taraftan güneş yaratıyorsunuz. Bir taraftan güneşi işte efendim örtelim, daha serin hava olsun diye yapalım. Ne oldu? Siz dengeleri kafanıza göre bozun. Doğayı da öyle bozduk. Derelerin içine götürdünüz, ormanları açtınız. İşte Bozkurt'ta yaşananlar, Ereğli'de yaşananlar, Bartın'da yaşayan dengeleri bozmayacaksınız. Bozmayacaksınız. Hep söylüyorum, kitapta da var. İnsanoğlu doğanın içinde birlikte yaşıyoruz. Biz buranın sahibi falan değiliz. Tek hakimi de değiliz. Tek hakimi değiliz. O zaman ne yapacağız? Dengeleri bozmadan yaşamayı öğrenmemiz lazım. Sizin kitaptan bir ifade hatırlıyorum. Hani artık bu modern çağda işte bombalı, tüfekli savaşlara zaten gerek yok. Bu virüsler
İşte sivrisinekler, yaratılan hastalıklar zaten istenilen hedefi istenildiği anda vurabilir gibi. Yani çok çarpıcı ifadeleriniz var kitapta. Bu şekilde de kullanılmaya devam edecek diyorsunuz ya hocam. Şimdi hani virüsler, bakteriler daha da gelecek diyorsunuz ya, siz tam olarak ne bekliyorsunuz? Hani bu dünyayı da çok iyi okuyan biri olarak, Türkiye'deki gelişmelere de çok iyi bakan biri olarak, işte saydınız az önce, cüzzam dediniz, çiçek dediniz, bakteriler dediniz ya, biz artık bu hastalıklarla dolu bir süreç mi yaşıyoruz, yaşayacağız? Çocuklarla Aynen ilgili yaşamaya özellikle devam bir şey edeceğiz var ve mı? her gün, her ay yeni bir tanesi çıkacak hikayem. Artık buna alışacağız. Alışacağız. Ne dedim? Bunun da nedenini şöyle ben görüyorum. Benim kapımın anahtarı ellerinde mi? Ellerinde. Yani insan gen haritası elinde mi? Yapmaya çalışırken bozuyorlar da. İşte bunu da şöyle açıklıyorum. Birkaç şeyle birlikte. İşte İsviçre'de yapılan biliyorsunuz bir CERN projesi var. CERN diye yazılan CERN projesi. Orada da işte Tanrı parçacığının peşindeler. Avrupa Dünyanın Nükleer oluşumuna Araştırmalar Merkezi CERN. gibi 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 gibi. Çok kapsamlı bir şey o. Şimdi anlatmaya da kalksak beceremeyebiliriz. Şimdi neyin peşindesin? İşte bir bakıma bilim şunu yapmak istiyor. O yaptıysa ben de yaparım. O kim? Allah, Kim o? Tanrı. Siz öyle diyorsanız işte o. O yaptıysa ben de yaparım. O bozduysa ben de bozarım. O düzelttiyse ben de düzeltirim. Şimdi bu kadar sistemle oynamaya kalktığınız zaman bakın bütün parçalar yerinden oynuyor. İşte immün sistemde, bağışıklık sistemi de aslında o dengeler içinde. Bir taraftan bozulunca çorap söküğü gibi gerisi gelecek. Çünkü artık nereyi bozacaklarını, ne dedim, kancayı nereye atacaklarını biliyorlar. Her defasında bir şey çıkacak. Her defasında başımıza bir şey gelecek. İşte bu bazen bakteri olacak, bazen virüs olacak ama bizi alıştırıyorlar. Küçük küçük salmonella ile başlıyorlar. Göreceksiniz ileride daha antik virüsler, antik virüsler. Çünkü antik çağlardaki hayvanlar yaratılıyor. Şeyleri, fosilleri bulunuyor. Hatta hiç bozulmamış halde bulundu birkaç tane. Arkeologlarla birlikte çalışıyor artık gen uzmanları. Yani antik çağlardaki hayvanları bir şekilde yeniden yaratacaklar. Onlardaki bakteri ve virüsleri kullanıp insanlığın başına bela edecekler. Hep gelindiğimiz nokta niye? Niye? İşte bilim çalışıyorlar. O kendince bilim çalışıyor. İşte o vicdan tarafını işlemezsek bunu nerede işleyeceğiz demiştik. O yüzden eğitim terörü kısmını anlatmıştım. Ya eğitim tarafında siz insanlara sadece test çözsün, sınavda başarılı olsun. İşte bugün açıklandı. Herkes bayram ediyor. Kimisi üzülüyor. Çocuğum şu okula girdi. İyi de kardeş 50 tane soru çözdü. Başka bir şey yok ortada. Hayatı boyunca işte soru çözerek vicdanı var mı? O sınavda vicdanı merhametli bir çocuk olduğunu yetiştirdiğini test edebiliyor muyuz teste? Hayır. Nereye gidecek? O insanı göndereceksin. Bir sonraki basamakta üniversite sınavını kazandıracağız. Efendim gidecek tıp fakültesi gen bilmem ne çalışacağım. Evet gitti laboratuvarda bir güzel çalışıyor. Ama biz bunların vicdanlarını geliştiremiyoruz eğitimde, ailede. Yani ailelerin ve eğitimin buna odaklanması lazım. Aksi takdirde biz kaybediyoruz. Ülke olarak kaybediyoruz, dünya olarak kaybediyoruz. O yüzden mutlak surette, mutlak surette ailelerin, bireylerin, insanların işte hijyene dikkat edeceğiz. Bu çok net. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Öyle sokakta dışarıda yemekler falan yaz geldi. İşte hepatit nereden geçer hepimiz biliyoruz. Ki Türkiye'de %85-90 oranındadır hepatit. Aşısı olmayanlar var. Olmayanlar varsa gidecekler bir an önce mutlak bunları halk sağlığı birimleri bedava yapıyor biliyorsunuz. Hepatit markerlarına baktıracak. Hepatit varsa zaten kapmışın demektir. Artık yapacak bir şey yok. Ama değilse mutlaka aşını vurdurman lazım. Hepatit markerlarına hemen gidip baktırsınlar. Gıdalarımıza dikkat edeceğiz. Sokakta yediklerimize dikkat edeceğiz. İşte salatalar, şunlar, bunlar yıkanmadan bir sürü sebzeler falan. İşte tatil yörelerine gidilecek. İşte 9 gün tatil var. Herkes havuzlara giriyor. O çocukları havuzlara sokanlar 2 kere düşünsün de. Göreceksiniz adenovirüsle dönecekler, norovirüsle dönecekler. Yani ne olacak? İşte bağırsak enfeksiyonuyla dönecek çocukları. Ne olacak? Gözleri kıpkırmızı, kan çanağı, hapşırık, hıkşırık. İşte bir sürü burun akıntısıyla dönecekler. Bunların hepsi virüsten kaynaklı şeyler. Psikolojilerine dikkat edecekler. Bir sürü bir sürü bir sürü şeyler. Çünkü virüse yakalandıktan sonra psikolojimiz bozuluyor. Çünkü beyni tahrip ediyor bakın.
O beyin şeyi dediğimiz sisi diyoruz. Gri hale getiriyor, bulanık hale getiriyor. İşte unutkanlık, cümleleri unutma, kelimeleri unutma. Bunu birkaç defa yakalandığımızı düşünün. Yani beynim tahrip oluyor, kalbim tahrip oluyor, böbreklerin tahrip oluyor. İşte o yüzden psikolojik sorunlar toplumda çıkıyor. Ve artacak. Buna dikkat edeceğiz. Hiç olmadık yerde dümdüz trafikte bir bakıyorsunuz. Tuhaf tuhaf şeyler her gün okuyorsunuz. Gazetelerde görüyorsunuz veya karşılaşıyorsunuz. Bunları tamam zaten toplum olarak disiplinsiz bir toplumduk. Giderek bunlar da ne oluyor? Ortaya çıkıyor. Peki çözüm ne diye derseniz hayat tarzımızı da değiştirmemiz lazım. Yani yaşantımızı, hayat tarzımızı hareket getireceğiz. Bütün çalışmalar göstermiş ki hareketli bünye bağışıklığını arttırıyor. İşte yeme tarzımızı değiştireceğiz. İşte T hücrelerini kuvvetlendirici şeylerden bahsetmiştim hatırlarsanız. O gıdalara ağırlık vereceğiz. Bize de bir daha söyleyin Mustafa Hocam. T hücrelerini ne güçlendirir? Yani bağışıklık T sistemi hücrelerini ne gibi. güçlendirir? Tabii hani bir sürü şeyler söyleniyor ama gıda şeyleri DNA'sı bozulmamış olacak bir de onu bilmiyoruz. Hani adam köyden getiriyor, abi diyor bu organik diyor. Ya iyi de sen Nerede? ilaç ne zaman kullandın? İlaç kullandım bunu artık onun DNA'sı organiği falan kalmamış ki. Mutlak surette C vitamini. C Zaten vitamini. hastalık kapanlar da yan takviye olarak mutlaka C ve D vitamini almaları gerekiyor. Ya biz bunu da mesela atladık. İlaçlar verildi ama C ve D vitamini takviyesi verilmedi. Bilenler aldı. Ben düzenli olarak mesela her 2 ayda bir D vitamini ampul kullanıyorum. İğnesini vurduruyorum. Düzenli zaten B vitamini ampullerim var. Başka nedenden ötürü kullandığım. Ya bunlar mutlaka gerekir. C vitamini. Nedir bunlar? Narenciyeler. Nedir bunlar? Yeşil sebzeler. Ya bolca ama bunlar iyi yıkanmış, sağlıklı şeyler olması lazım. Beta karotenler yani köklü şeyler, sebzeler, kök sebzeler ve yeşiller. Kök sebzeler dediğimiz nedir? İşte havuçudur, yer elmasıdır. Ya bunlar çok faydalı şeyler. Efendim E vitamini çok sağlıklı. Şimdi sizin cildiniz pırıl pırıl. Böylelikle belki de kullandığınız kremlerin içinde E vitamini ve C vitamini var. Ya yoksa kuru yemişler. Bulabilirseniz kaliteli kuru yemiş. Siz Ege'desiniz. Oranın çok güzel bademleri var. Bolca badem mesela. Şimdi bademlerin %90'ı, cevizin %90'ı artık Şili'den falan geliyor biliyorsunuz. Yerli cevizim ve bademim kalmadı ama çok faydalı. Tohumlu şeyler. Ya, tohumlu şeyler. İşte D vitamini. Güneş ışığı çok faydalı. Ama güneş ışığına tutup bronzlaşacağım bilmem ne yapacağım 50 tane saçma sapan şeyleri sürüp çıkma diyeyim. 12-1 arası yani en dik olduğu zaman şöyle 1 saat kollar açık sizin gibi çıkıp dolaşmanız çok faydalı. Bize halbuki yıllarca ne dediler? 12-1'de Güneşin çıkma. Güneşin tepede olduğu çıkmayın zaman. dediler. Hata, hata, büyük hata. O saatte dolaşacağın yarım saat sağlıklıysan tabii. Şapkanı takacaksın. 1 saat ya da yarım saat sizin 6 aylık işte D vitamini kullanmanıza eşdeğer. Halbuki bize öyle demediler. 3 ile 5 arası. Yok bilmem ne. Şey gibi düşünün yıllarca bizi neyle kandırdılar? Kibrit kutusu peynir, büyüklüğünde peynir. Avuç içi büyüklüğünde ekmek. Yahu yürü git. Böyle bir şey hatırlarsınız bunu. Hala belki kullanıyor. Kibrit ve kutusu büyüklüğünde peynir yiyecekmiş. İlk ayağım oturduğu zaman 8-10 dilimi birden yiyor peynirdi. Ya Ben biliyorum. Bilirim, bilirim. biliyorsunuz? Peynir Ya. severim gerçekten. Zeytinciyim ben hocam. Ben çok zeytin yerim. Çok zeytin Yani severim daha çok. belli oluyor fiziğinizden. Bu arada tabii uyku düzeni. Uyku, 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 uyku düzeni. Bakın hiç söylediler mi bize? Aşı vurulduktan sonraki 2 gün sizin çok iyi uyku uyumanız lazım. Çünkü aşı vurulduktan sonra uykuyu çok iyi aldığınızda bağışıklık sisteminiz daha da kuvvetli oluyor. Halbuki aşı vurulanlar siz de biliyorsunuz vurulduysanız ateşleniyorsunuz bir şeyler ve uyku düzeniniz uyuyamıyorsunuz. Halbuki uyumamız lazım. Niye bize peki bunlar söylenmedi? Vurulduktan sonraki 2 gün çok iyi uyumanız lazım. Hatta bazı çalışmalar çıktı. Aşı işte sabah mı vurulduğunda, öğleden sonra vurulduğunda daha şey olabiliyor. Öğleden vurulanlar daha bağışıklığı kuvvetli olmuş. Bir sürü araştırma yayınlandı. Peki bunlar söylendi mi? Yok.
Öylesine yapıldı, geçildi, gidildi. Ya o zaman ne yapacağız? T hücrelerimizi kuvvetlendirici hale getireceğiz. Ha bunun için şey var. Yaptırabilirlerse tabii kolay bir test değildir. LTT denilen bir immün fonksiyon testi var. İmmün fonksiyon testi. Bu testlerle T hücreleri hakikaten kuvvetli mi, iyi çalışıyor mu, çalışmıyor mu tespit edebilirler. Buradan da bizim bağışıklık sistemimiz bozuk olduğu için. Hani Canan Hanım çok güzel söyledi biliyorsunuz sizin programda da bolca bahsetti. Ki bazı noktalardan beni de benzetirler. Eğitim Canan Karatay'ı falan derler. Eğitimdeki aykırı düşüncelerden ötürü. Şimdi Canan Hanım'ın söylediği şeyler hep yanlış anlaşıldı. Veya öyle anlaşılmak istendi. Kadıncağızın söylediği bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutun. Bağışıklık sistemini ne kuvvetlendirir onları söylüyordu. Ama aldılar dediler işte paçayın bilmem neyin. Evet yersen bağışıklık sistemin kuvvetli olacak. Ama sistem bozuksa zaten ne yersen ye. Bir şey ifade etmiyor. O yüzden bağışıklık sistemimizi kuvvetli hale getireceğiz. İşte gıdaya dikkat edeceğiz. Yaşantımıza dikkat edeceğiz. Hijyene dikkat edeceğiz. Artı uykuya dikkat edeceğiz. Uyku çok önemli. Kaliteli, nitelikli uyku. Şimdi bir de son olarak Mustafa Hocam, koronavirüsle ilgili hani sürekli artık patlayacağı ile ilgili haberler var. Hatta artıyor, kapalı mekanlarda tekrar maskeleri takın gibi uyarılar var. Bir artış var. Hani siz bunu şey gereksiz bir korku yaratılması olarak mı görüyorsunuz yoksa gerçekten ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ne oluyor? Gereksiz korku yap, yani korku salmaya hiç gerek yok. Yalnız şu var, düzenli takip edersiniz. Ben her gün düzenli takip ediyorum bütün dünyayı. Anlık olarak kitabımda zaten vermiştim, kare kod uygulaması olarak vermiştim. Anlık olarak dünyadaki vaka sayısını, ölüm sayısını, şunu 6 milyonu bulduk ölüm sayımız. İlk hani hatırlayın Mart, Nisan gibi biz binlere düşmüştük vaka sayımız. Bugün itibariyle artık 10 bin, 11 binlerdeyiz. Ben Eylül, Ekim gibi bu sayıların tekrar böyle 20 binleri ve üstüne çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle bayramdan sonra. Yani Eylül, Ekim gibi biz tekrardan 20 bin rakamlarını göreceğiz. Belki daha fazlasını göreceğiz. Neden göreceğiz? Çünkü hem virüs yayılıyor, hem insanlar tabii ki haklı olarak rehavete kapıldık. Özellikle bu nörovirüs ve adenovirüslerin artacağını öngörüyorum. Tekrar total kapanma yaşanır mı? Hayır. Bununla birlikte biz yaşamayı da öğreneceğiz. Çünkü insan vücudu bu virüsün değişik varyantlarını artık bir şekilde alacak. Bağışıklığı kötü olanları maalesef kaybedeceğiz. Diğerleri de bu virüste yaşamaya devam edecek. Dikkat etmemiz gereken bununla birlikte ortaya çıkartılabilecek, bakın çıkabilecek demiyorum, çıkartılabilecek diğer virüslere ve bakterilere karşı da işte efendim alert olacağız. Peki çözüm ne hoca diye bana sorduklarında bireysel olarak yapabileceklerimiz şunlar. Demin bahsettim. Uykumuza, gıdamıza, hijyenimize. Ben kapalı alana hala maskeyle girer. Maske belki de bize en faydalı olan şeylerden biri. O başta söylediler işte efendim hasta değilseniz maske takmayınız. Hayır tam tersi. Tam tersi. Efendim kendini de koru, diğerini de koru. Kapalı alanlardan bir defa uzak duracağız. Bir. Havuzlar mavuzlardan uzak duracağız. İki. Efendim el hijyenine çok dikkat edeceğiz. Türk toplumu olarak biz ellerimizi yüzümüze burnumuza çok böyle kullanan bir milletiz. Ya sokağa biraz bakarsanız bir 5 dakika oturun bir parka sadece insanları izleyin. Neler görürsünüz? Hatta trafikte kırmızı ışıkta durduğunuzda yan tarafa baktığınızda öyle tuhaf şeyler görürsünüz ki ya bunlara dikkat edeceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü başkası uzaydan gelip bizi kurtarmayacak. Ben şunu da demiştim. Aşıyı kurtarıcı olarak hani görmek evet güzel ama ya sonraki virüsler demiştim programda. Attığım tweetlerde. Ya sonraki virüsler bakın çıktı. Şimdi ne olacak? Ben her varyant için yeni virüs mü yapacağım? Her virüs için yeni bir aşı mı çıkartacağım? İnsanoğlu gece gündüz haydi bakalım şu virüs çıktı aşı, bu virüs çıktı aşı. Hayır bunları yapmayacağız. Kendimize bir şekilde çekidüzen vereceğiz. Peki büyük çaplı olarak, büyük çaplı olarak nedir çözüm diye düşünürseniz de onu da yine kitapta zaten bahsetmiştim. Yalnız kitabın bir sıkıntısı oldu. Biz birinci baskı çok erken tükendi.
Yani 4 ay içinde kitap tükendi. Fakat yayın evinin biraz böyle işte ne diyelim nahoş durumları ya da yasal olmayan durumları yaşatmasından ötürü biz anlaşmayı, sözleşmeyi feshettik. İkinci baskı için veya yeni baskılar için daha sağlıklı çalışabilecek bir yayın evi arayışındayız. O yüzden kitabın baskısı tükendi. Kitabın baskısı Ha, yok. Üzülerek bulamazlar şu an o söylüyorum. zaman. Maalesef. Anladım. İkinci baskı içinde daha sağlıklı, daha düzgün, dürüst çalışabilecek bir yayın evi arayışındayız. Buradan da Onun da duyurmuş önünü olalım. geçmiş Belki olalım. bir vesile oluruz, İnşallah. aracı olmuş Evet, oluruz. inşallah. Neden olmasın? Büyük çaplı, kitapta da bahsediyorum. Büyük çaplı olarak ne gerekli? Aynen balistik füzelerde olduğu gibi. Nükleer füzelerde biliyorsunuz devletler arası anlaşmalar yapıldı. 72'de yapıldı, 2002'de iptal edildi. Fakat hala geçerli olan bazıları var. Onun gibi devletler oturacak. Büyük devletler, diğer devletler. Ben çok isterim. Cumhurbaşkanı ortaya çıkabilir. Diğer devletleri beklemeden. Devletler oturup karar verecekler. Biz biyolojik unsurları silah olarak kullanmayı reddediyoruz diye bir antlaşma yapmaları gerekiyor. Bunu yapmadıkları müddetçe önüne gelen herkes, çünkü Soğuk Savaş dönemi gibi bir döneme giriyoruz artık. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ötürü Rusya'ya karşı oluşturulan bir biliyorsunuz şey var, blok var. Putin bir şekilde başardı. Ayrılmış Avrupa Birliği'ni bir araya getirdi. İşte efendim Amerika ile sorun yaşayan Avrupa Birliği'ni yakınlaştırdı. Yani ayıracağım diye düşünürken yakınlaştırdı. Bu bir evet onun açısından bir başarı ama ben şöyle bir şey de görüyorum. Bunu öğrendikten sonra belki de bir sonraki karşılarına çıkacaklar ülke belki Türkiye olacaktır. O yüzden halk olarak da buna dikkat edeceğiz. Çünkü bir sonraki boşuna işte adaları silahlandırıyorlar. Çevremiz Dede Ağaç 2,5-2 saattir Edirne'ye. Ben 5-6 defa davet edildim, gittim o tarafa. Çok iyi bilirim Dede Ağacı, dostlarım var. Bunlara hepsine hazır olmamız lazım. Büyük devletler oturacaklar, anlaşma yapacaklar. Biz biyolojik unsurları silah olarak kullanmayacağız. İmza atacaklar içine. Ki Çin'de oturup ya da Rusya'da oturup ya da Amerika'da oturup birileri biyolojik şeylerle uğraşmayacaklar. Özellikle bilim çalışıyorum diye laboratuvara soktuğumuz o insanlara dikkat edeceğiz. Halk da bilinçli olsun. Böyle ortalık kaynıyor. Herkes bilim, bilim, bilim. Ya bilim tamam güzel de insanlık yararına değilse o bilim, bilim olmuyor. O yüzden de ilim katmamız lazım. İnsanı öne alan, insanı önceleyen bilim faydalıdır. İnovasyon da öyledir, girişimcilik de öyledir. İnsan ciddiye alınmıyorsa, insana bir katkısı yoksa inovasyonun ne faydası olabilir? Niye ortaya düşüyorsun sen? İşte efendim uzaya turist götüreceğim. O uzay çalışmalarının iklime ne kadar zarar verdiğini kimse fark etmiyor. Bütün her taraf güneş enerji sistemleriyle dolu. Fark ettiniz mi yollarda? Değil mi? Ne güzel, çok güzel. Güneşten yararlanalım. Değil mi? Peki o yararlanırken iklimi değiştirdiğinin, iklime zarar verdiğinin hiç kimse farkında değil. Peki bu iklim niye bu kadar değişti? Ya bunları görmemiz lazım. Sen uzaya her gönderdiğin roket, uzaya her gönderdiğin işte habire turist getirip götürüyorsun. Onlardan çıkan gazlar herhalde ortada kalmıyor. Ya iyonosfer dediğimiz bir şey var. Delindi diyorsun, delinmeye katkı veriyorsun. Güneşi bozuyorum. Ben güneşi bozacağım. Efendim iyonosferi bozacağım. İklimi bozacağım. Doğayı bozacağım. İşte efendim güneş gittiyse yağmur yağdırırım. Yapay yağmur yağdırırım. Bak ne yaptınız dengeleri. İşte o başa döneceğiz yine. Birisi yapıyorsa ben de yaparım. O bilim çalışanların böyle bir iddiası var. İnanırsınız, inanmazsınız. Ama birisi yaptıysa ben de yaparım. Birisi bozduysa ben düzeltirim. Ama düzeltirken bozuyor, bozarken yeni bir şeyler yapıyor. Hep beraber dikkat edelim. Yani sağlığımızı korumaya dikkat edelim. İnşallah sağlıklı günlerde yine buluşalım. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Bence önceki yayınları da derleyip toplayan, hani bugün de neler yaşıyoruz, ne olur daha diye soranlara, ki hepimiz bunu merak ediyoruz. Açıklayıcı bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Arkadaşlar, hepimiz yaşananlardan sonra, özellikle 2 yıllık geçirdiğimiz korona sürecinden sonra, hem bir taraftan ya artık bir şey olmaz gibi bir rahatlık içindeyiz, hem de artan sayılar, yeni virüs haberleri,
bir taraftan insanı endişelendirmiyor da değil. Özellikle çocukları etkilediği ile ilgili haberler. Ama Canan Karatay'da bir söyleşi gerçekleştirmişti. Profesör Doktor Canan Karatay'la. Hemen buraya bir link koyayım. İğneden maymun çiçeğini işte saklanan gerçekler beni susturmaya çalışıyorlar diye isim verdiğimiz bir videoydu. Canan Hoca'nın da son derece açıklayıcı, çarpıcı söylemleri vardı. Böyle bir tezgah görmedim 80 yıllık ömrümde diyordu Canan Hoca. Mutlaka izleyin. Mustafa Hoca da en başından beri, yani biter bu, yarın öbür gün biter söylemlerinden beri kitabıyla birlikte bitmeyeceğini, varyantların, türlerin, yeni virüslerin geleceğini söylüyordu. Nitekim gün sonunda kendisi haklı çıktı ve diyor ki yine bitmeyecek, daha da çok artacak. Biyolojik bir silah olarak kullanılıyor. Sivrisineklere dikkat, sırada gelen hastalıklara dikkat. Allah'ım hepimize yardım ve lütfen bolca sağlığımıza dikkat. Ayrılmadan önce abone değilseniz İlkay Bora'da YouTube kanalına abone olun. Aşağıda yorumlarınızı, önerilerinizi, sorularınızı, yapıcı eleştirilerinizi, fikirlerinizi kanalımda görmek istediklerinizi paylaşın ve katıl özelliğiyle İlkay Bora'da YouTube kanalına ayrıca destekleyen takipçilerim var. Şurada bir link çıktı. Katıla tıklayabilirsiniz. Her birinize çok teşekkür ederim. İyi ki oradasınız. Sağlıklı günlerde birbirimizin elinden tuttuğumuz, birbirimizi uyardığımız, birbirimizi bilgilendirdiğimiz tıpkı bugün gibi günlerde görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşça kalın.